Nazan Hanım görmedi galiba seni Seyhan. El salla. El salla. Ha, bravo. Yardım et, tut elinden, içeri götür. Ekiple tanıştır Seyhan'cığım. Gelin, buyurun. Hepimiz bizim ekip. Tuna bir tek bizim internet sitesinden editörümüz. O da zaten tanışıyorsunuz. Sizi sevdiği için geldi. Burası çok güzel. Kameraman oldu. Arkadaşlarımız. Tek kamera değiliz, üç kamerayız. O yüzden kalabalık bir ekibimiz var. İşte evet, Lebib. Tanıştır Lebib'i. Seyhan. Lebib'i tanı Temel. Buranın ortaklarından de. Aa, özür dilerim. Lebib Bey buranın ortaklarından. Evet. İki ortaklar. Daha şey oldu. 9 ay oldu işte buraya geçelim. Ondan önce de 10 yıldır burası şey antikacıydı ama son 9 aydır biz buradayız. Büyüdü, evet, değişti. Ben de şimdi Estinye'de bu sefer dedim içinde değil dedin ya sen. Şimdi çekim bekim olmuyor değil mi? Çekim olmuyor. Sadece fotoğraf çekiyor arkadaşım. Evet, Nazan Hanım bir ortama ısınsın, nefeslensin. Bir şeyler içer miyiz diye sor Seyhan. Kahve içiyor musunuz? İçerim. Bir vakit var mı? Hadi gelin. Ufuk Bey. Hadi o zaman. Evet Seyhan'cığım, bence yavaş yavaş Nazan Hanım'ı havaya sokmaya başla. Pek güzel gördüm sizi. Vallahi sevmiş korkumdan. Benim korkumdan. Evet, itinalı olsun diye. Evet, hazır gelmişken size de bir şeyler verelim. Beğendiğiniz bir şey varsa diye sor Lebib dükkanda. Beğendiğiniz bir şey varsa eğer gelmişken bugün şu röportajdan hani, sonra bakabiliriz yani. Ya, tabii tabii. Evet, antikaların da ruhu olduğuna inanırım be. Bir yıllanmış şarap gibi bir kadınsın. O yüzden seni burada çekmek istedim de Seyhan. Şimdi bakın, ilk programım olduğu için bir de hani ruhu vardır ya antikaların, ben ona inanırım. Dolayısıyla özel bir çekim olsun diye şık olalım dedim. Ne yapacağım Nazan Şoray'la, nerede çekeceğim? Özel röportajı kokoreççide olmayacağına göre. Ya şarap mahzeni olabilir. Seyhan. Ya şarap mahzeni. Kokoreç mi? Ya da Seyhan, bingo. Bence iyi. Nasıl? Olur. Nasıl? Bence de iyi olur. Ben zaten antikacı dedim. Çok hoşuma gitti o fikir. Yoksa öyle bir bağlantı. Ay, burası olacak. Büyük, ferah, bir tıkış tıkış bir yer değil yani. Evet. Öyle olması çok iyi. Ferah. Evet, evet, evet. O yüzden ferah diye biz de tercih ettik zaten. Anca sığdı. 78 tane kamerayı anca sığdırdık. Konumuz zaten hiçbir şey değil. Hal halı konuşacağız. Normal şey, single'ı konuşacağız. Steril sevdayı. Hal halın hikayesini soracağım, onu anlat bana anlattığın. Hani daha önceki günahlar artık gına geldi herhalde. Hiç gına gelmemiştir, hiç. Evet, sabırsızlanıyoruz artık Seyhan'da. Yavaş yavaş başlayacağız olaya. Şimdi nasıl oluyor, biz kapıdan hiç mı giriyoruz? Hiçbir şeyimiz yok, hiç öyle kapıdan girmiyoruz. Normal burada biz sabit başlıyoruz. Aynen öyle, ben söylüyorum, ilk programım, yeni programım ama ismi yok hala. Sakın hani ismini falan sormayın. Böyle o şeyde kalsın, hiç üstüne basmayalım. Evet Seyhan, hadi röportaj başlasın artık. Nazan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz hep bana takılırdınız. Seyhan'cığım bir program istiyorum, artık tek başına ol, tek başına ol. Bu benim tek başına olduğum bir program. Özel de bir şey olsun istedim. Böyle ruhu olan, yaşanmışlıkları olan güzel bir mekan olsun istedim. Evet, çok güzel acı oldu ve ilk çekimim... Güzel bir kadınla başlamak istedim programıma de. Çok teşekkür ederim. Bir de güzel bir kadınla başlamak istedim açıkçası. Çok teşekkür ederim. O yüzden bugün birlikteyim. Ayaklarınıza sağlık. Önce ruhum güzel diye ben söyleyeyim. Ruhum güzel olduğu için uğurlu geleceğimi de düşünüyorum. Ben teşekkür ederim ilk programında beni düşünüp çağırdığın, davet ettiğin için. Ve buraya da hep gelmek istiyordum. Burada da buluşmamız iyi oldu. Evet, o zaman Hal Hal şarkısıyla başlayalım de. Hal Hal'la başlayalım istiyorum. Evet. Steril Sevda'ya geleceğim. O zaten ana konumuz ama. Evet. Hal Hal sizin hayatınızda çok önemli yer taşıyan bir evet. şarkı. Bir de yazanı da çok önemli. Evet. Hayatınıza da damga vurmuş. Ama hikayesini muhakkak biliyordur insanlar ama sizden duymak istiyorum. Yani şöyle başlamak gerekiyor. Hani pat diye yani direkt Barış Manço'dan olmuyor. Çünkü ben bir duygularla oraya geldim. Ben yani 13-14 yaşında çocuk artist rolleriyle film çevirmeye başladım. İşte genç kız olunca, biraz böyle şöhretli olunca. Aha. O zaman bir adet vardı, sinemadan sahneye çıkma. O benim kameram. Evet, evet. Şimdi artık Abdullah Bey mekana girebilir. Evet, geliyor. Geliyor Abdullah Bey. İsmi geçen, yani size özel, size şöyle özel şey olması, hani isminizin geçmesi açısından
Nazo gelin, hani şarkı size yazılmış olduğu direkt belli. Şimdi Allah şöyle söyleyeceğim. Nazan Şoray, şükürler olsun ya Rabbim. Ben ve Nazan Şoray aynı mekanda aynı havayı teneffüs ediyoruz. Özür dilerim, böldüm mü yoksa? Röportaj yapıyoruz. Tamam, siz devam edin. Özür dilerim, rahatsız ettim. Ben şöyle bir bakayım etrafa. Tamam, peki. Siz devam edin. Evet, kısık sesle hayranınız herhalde de Seyhan. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kusura bakmayın, biz de röportaj yapıyorduk. Biraz daha havaya sokalım. Allah'ım nasıl da asil duruyor falan deyin Abdullah Bey. İyi yapıyorsunuz, ne kadar güzel. Allah'ım nasıl asil duruyor. Öyledir. Hiçbir şey olmamış gibi röportaja devam edelim Seyhan. Değil, devam edelim mi? Çok önemli bir yerdeyiz. Tamam hanımefendi, tamam. Kusura bakmayın. Ben burada tamam, sessiz tamam. Dururum. Sağ olun, sağ olun. Afiyet olsun bu arada. Mersi. Sağ olun. Nazo gelin ismi geçiyor diyordum. Hayır, şöyle söyleyeceğim. Evet, oradaki koltuğa otur. Hayranlıkla izle Abdullah Bey. Oradaki koltuğa otur, evet. Evet, oradaki şimdi öyle izle. Onlar var olan şarkısını aldılar. Aynen öyle. Ha. Benimki hot kültür bir şarkı. Evet. Yani siz kusura bakmayın, kusura bakmayın ama ben yıllarca kulağıma sizin sesinizden başka hiçbir ses değdirmedim. Aa, çok özür dilerim, dayanamıyorum be. Dayanamıyorum, evet. Çok özür dilerim, dayanamıyorum. Yani siz devam edebilirsiniz, ben burada sessizce... Ama bir daha kesme. Tamam. Tamam, evet, bir daha otur, hayran hayran bakarak izliyorsun. Ama lütfen o kadar poz olmasın oturuş. Biraz daha yani inandırıcı okay, olsun. Hani bir bakışı canlar yakar onun çıkmasın. Harikasınız. Esmerlik bu kadar mı güzel? Güzel olur. Evet. Burnunun ucunda bir şey var diye yaklaş. Burnunuzun ucunda bir şey mi var acaba de? Yaklaş. Neyse yani hani... Pardon. Burnunuzun ucunda bir şey var. Toz falan olmasın yani. Röportaj yapıyorsunuz ya. Beyefendi. Özür dilerim. Pardon. Çok özür dilerim. Çekimdeyim. Lütfen. Önce kırmak istemedim. Tamam. Tamam. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben burada sessiz oturdum. Ben zaten Nazan Hanım'ın olduğu yerde ağzımı açmam. Ben zaten Nazan Hanım'ın olduğu yerde sesimi çıkarmam. Sonsuza kadar beklerim böyle. Pardon, ben de burada tesadüfen bir arkadaşım bekliyordum. Sizi görmek ne kadar güzel. Yani bu dünyada yaşayacağım en güzel an. Tamam, özür dilerim. Ne olur, bir devam. Özür dilerim. Ne olur. Estağfurullah. İnan kendimi tutamıyorum. Beyefendi, neredeydiniz bugüne kadar o zaman? Ben bugüne kadar hangi gazinoya çıksanız geldim. Yani ömrüm sizi takip etmekle geçti. Hayranlık değil bu. Aşığınızım ben. İnanın aşığınız. Neyse çok teşekkür ederim. Pardon. Çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim de çok güzel konuları var. Lafın bir daha kesilirse sinirlen Seyhan. Özel yaptığı şarkı demek. Birinci şey bu. İkincisi ismi geçiyor. Yeni bir isim takılıyor. Az önce böyle yaptınız ya. Yeter! Yeter! Aramızda.